Sarıyer Belediyesi'nin yılın en çok sevilen ve beklenen Sarıyer Tiyatro'da şenliği perdelerini açtı. Bu yıl 16 farklı oyunla 11. kez siz sanatseverlerle bir araya gelen şenlikte birbirinden farklı sanatçıyı sahnede izleme fırsatı bulabilirsiniz. Birazdan arkamda görmüş olduğunuz bu koltuklar tıklım tıklım dolacak. Hadi gelin oyun öncesinde oyuncularla birazcık röportaj yapalım. Yine burada oynamışız demek ki. Belki birazcık değişti. 4 sene önce oynamıştık burada ama biz çok memnun kaldık. Yani o zaman da seyirciniz de çok güzel. Bakalım bu sefer neler olacak. Pandemi sürecinden sonra böyle yeni yeni artık tiyatro oyunlarıyla yine bizlerlesiniz. Biz çok mutluyuz bu durumdan. O süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bayağı bir süre uzak kaldık çünkü birbirimizden. Öncelikle çok enteresan bir dönem yaşadık. Şöyle ki biz de ilk defa online oyunu canlı oynadık. Yani avantajları da vardı. Hani bizi izlemek isteyen insanlar, destek olmak isteyen insanlara ulaştık. Bu çok keyifliydi ama tabii ki tiyatro bence çok ilkel bir sanat dalı ve öyle kalmalı. Seyirci bir şeyin parçası. O olmayınca çok zorlandık. Çünkü kameralara oynuyoruz zaten. O seyircinin enerjisine çok ihtiyaç duyduğumuzu anladık. Neyse ki yani yeniden seyircimize kavuştuk. Hem sahnemizde hem de böyle turnelere çıkıyoruz. Sarıyer Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Böyle bir tiyatro festivaline ev sahipliği yaptığı için. Caner'in dediği gibi aslında o İstanbul'a gelemeyen, göremeyen, izleyemeyen, yurt dışında olan bir sürü insana erişme şansımız oldu. Ben onun da bir şans olduğunu düşünüyorum. Onu da becermek teknik olarak kolay bir şey değildi çünkü. 5 canlı kamerayla çekiliyor evet, bu oyun. Evet yani bunu karşıda da becerebilmek. Karşıda bir sürü insan var. Bunu da becerebilmek önemli bir şeydi. Bunu da deneyimlemiş olduk ama tabii ki tiyatro seyircisiyle güzel. Tiyatro izlemeye gelen için de sanırım o canlı performansı görmeye geliyor. O yüzden bizim için de onlar için de böylesi tabii ki daha güzel. Oyunun konusunu okudum. Beni çok heyecanlandırdı bir kadın olarak öncelikle. Birazcık oyundan da bahsedelim isterseniz kısa kısa. Tabii ki. Bu Margaret Duran'ın bir oyunu. Yazdığı ve yaşadığı zamanla ilgili biraz feminizmin de öncülerinden olduğu için tabii ki içinde feminizmin olduğu kadının bireyselleşmesi ve özgürleşmesiyle ilgili çok ciddi temaları var. Ve bununla ilgili çok ciddi şeyler anlatıyor bize aslında. Çok evrensel bir oyun. 1980'lerde yazılmış ama hala güncel. Aynı sorunlar, aynı problemler. Kadın erkek arasındaki aynı ve toplumun içindeki kadının yeriyle ilgili, erkeğin yeriyle ilgili aslında aynı sorunlar, aynı problemler hala devam ediyor. Muhtemelen bundan bir 50 sene sonra da böyle devam edecek gibi görünüyor maalesef ki. Gerçekten evrensel bir oyunu yazmış Margaret Duran. Bir kadın ve bir erkeğin hani ayrılış sürecini farklı algılama şekilleri, sevgiyi, ayrılığı, yaşanan bunalımı ve kavgaları, ikisinin kendi dünyalarında ne kadar ayrı algılayıp bunlara ne kadar ayrı çözümler bulduğu üzerine bir oyun. Aslında ben 10 bin yıllık erkeği ve bir erkeğin drama queenliklerini oynayıp gene aslında erkeğin can sıkıcı taraflarını ele alıyoruz. Çünkü oyunun önermesi çok net. Yani erkek fikrini ya da bir kadının kendi bireysel özgürlüğünü kendi keşfedebileceğine dair çok çarpıcı bir oyun. Ben de o tutkuyla erkeğin o tutku tarafının kadını sahiplenme üzerine kurmasını öngörüyorum ama karşımda bu sefer çok değişmiş, kendini yeniden bulmuş bir kadın görünce şok olan bir adamı oynuyorum aslında. 8 Mart'a doğru ilk geliyoruz böyle birkaç gün kaldı. Bir de mesaj alsam sizden olur mu? Her gün bunu kutlayabilmeliyiz ve artık kadının daha ön planda olduğu bir dünya, bir yaşam düzeni kurulması gerektiğini savunuyorum ve artık daha iyi örgütlenebilen kadınlar görüyor olmak, daha iyi seslerini çıkarıyor olabilen kadınlar görüyor olmak da gurur verici yani. Önce erkeğin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cümlelere sığmayacak bir şey muhtemelen çünkü ileriye gittiğimizi düşünürken kadınlarla ilgili ve kadın haklarıyla ilgili bana sorarsanız geriye doğru gidiyoruz. Bir taraftan evet kendi haklarımızla uğraşırken bir taraftan da çok ilkel bir şekilde şiddetle ve cinayetle uğraşıyoruz. İlk önce onların durması lazım. Bunun ceza şekillerinin çok çeşitlenmesi lazım. Ondan sonra biz başka hak ve hürriyetleri galiba daha rahat konuşabiliriz. Benim tek isteğim gerçekten kadının gerçekten eşitlikçi, hani hak, adalet ve eşitlik diye lafta kalan şeyin lafta kalmaması ve bu hakka, adalete kavuşmayı diliyorum bir an önce.